Bugün de burada inovasyondan bahsedeceğiz. Aslında inovasyon dediğiniz doğru bir kelime mi sence? Hayır. Efendim inovasyon yenilik demek. Şimdi yenilik kelimesi duyurken niye inovasyon diyoruz ben onu anlayabilmiş değilim. Kulağa ya, daha hoş geliyor. İşte birkaç yabancı dil bilen adamın kulağına hoş geliyor da bizim ulaşmak istediğimiz köydeki çocuğun kulağını tırmalıyor çünkü anlamıyor ne demektir inovasyon diye. Değil mi efendim? Biz Fatih'le aramızda konuşurken yenilik yapmak ve yaratıcılık kavramları üzerinde durduk. Dedik bunlar üzerinde konuşalım. Değil mi arkadaşlar? Aynen öyle yaptık. Yenilik peki nedir? Yani her şey yenilik midir? Yenilik deyince aklına gelmelidir. Her icat yenilik midir? Ya da yenilik yapmak için illa bir şey icat etmek gerekir mi? Şimdi şuradan başlamak lazım. Boş bir tahta düşünün. Bu boş tahtanın üzerine bir sanat eseri yaratmanız istensin. Siz gidin şöyle bir şey çizin. Ben hiç unutmuyorum New York Metropolitan Museum of Modern Art'a gittiydim. Bu modern sanat müzesi. Girer girmez 1,2 milyon dolara alınmış aşağı yukarı şu mavi alan kadar beyaz bir alan. Onun üzerinde yanılmıyorsam 10 tane renkli çizgi vardı. Hepsi bu. O 1,2 milyon dolara satın alınmış bu. Şimdi bu yaratıcılıktır. Ama karşında enayi bulursan işe yarayacak bir yaratıcılıktır. Bir de yenilik yapmak vardır. İcat dediğimiz şey vardır. Onun içinde de yaratıcılık vardır. Fakat genellikle sıfırdan yaratıcılık hemen hemen mümkün olmayan bir şeydir. Bilim tarihinde de çok az karşımıza çıkan bir şeydir bu. Yani çok az karşımıza çıkan da mesela Gauss'u ele alın. Kompleks sayılar, değil mi? Eksi birin karekökü. Şimdi eksi birin karekökü biliyorsunuz olmaz. Böyle bir şey tanımlanmaz matematikte. Ama Gauss demiş ki ya şunu hadi kabul edelim, gelin bunu böyle kullanalım. Ondan sonra bakmışlar elektrikte falan işe yarıyor bu. Şimdi bu bir yaratıcılıktır. Hemen hemen yoktan yaratıcılıktır gibi bir şey. Çünkü eksi birin karekökü yok. Öyle bir şey tanımlanamıyor matematikte. Yani bu bir şeyi sıfıra bölmeye benziyor. Tanımı yok. Yaratıcılık genellikle mevcut bir şeyin üzerine bir şey yerleştirmekle oluyor. Bunun en güzel örneği gene bilimin gelişmesidir. Bilimde bir sorun çözmekle işe başlanır. Denir ki mesela, efendim dünya yuvarlak mıdır? Değil mi? Dünyanın yuvarlak olup olmadığı konusunda fikir yürüteceksiniz. Bir de bakıyorsunuz sizden önce dünyanın bir tepsi şeklinde olduğu, dünyanın bir davul şeklinde olduğu fikirler var. O zaman diyorsunuz ki kardeşim bu fikrin yanlış olduğunu hangi gözlem bana söyleyebilir? Bakın burada yenilikçilik devreye giriyor. Nasıl? Aristo ay tutulmasında aya bakıyor. Ya diyor hangi ay tutulması olursa olsun dünyanın buraya düşen gölgesi bir dairenin bir yayı şeklinde. Ha demek ki diyor, dünyamız bir küredir. Şimdi bu gözlemi formüle etmek bir yaratıcılıktır. Benzer bir şekilde mühendislikte, yani Kaptan Nemo'yu hatırlayın, Jules Verne'in Denizler Altında 20 Bin Fersahında. Kaptan Nemo'nun denizaltısı bir yaratıcılık eseridir ama denizaltı olarak değil, çünkü daha önce denizaltı vardı. Hatta ve hatta Kaptan Nemo, pardon Jules Verne, bu denizaltının adı olan Nautilus'u ilk Fransız denizaltısının adından almıştır. Ama bu denizaltının elektrikle çalışması, bu denizaltının içindeki elektrik aksamında Bunsen pillerinin kullanılması, denizaltının dışarıya bakmak için açılan pencerelerinde cam yerine kristal kullanılması. Bunlar daha önce olmayan şeyler. En azından bir denizaltı dizaynında yok. Jules Verne bunlarla o zamana kadar hiç kimsenin aklında olmayan bir denizaltı yaratıyor. Ve bu denizaltıyı ancak diyor elektrikle ben çalıştırırsam
Bu denizaltı işe yarar, günlerce su altında kalabilir. Bakın bu, değil mi? Bu bir yenilik.